Aleyha Resulüne salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 26. mektup, 4. mepas, 1. meselenin sonunda bir nefisle alakalı salisen diye bir kısım var. Onu inşallah kaldığımız yer, tabi burası kaldığımız yer. Onu da okuyup ondan sonra ikinci meseleye geçeceğiz inşallah. Sizinle 26. mektubu takip ediyoruz. Evet. Yani 26. mektubu inşallah her kaldığımız, her derste geldiğimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesele mesele gidiyor. Her bir mesele farklı bir mevzu. Rahat, dinamik. Yani takip eden abilerimiz varsa telefonlarından da takip edebilirler. Onu da söylemiş olayım. Hatta öncesinde böyle diyelim bir defa, iki defa okuyup gelseler. Zaten bir sayfa toplamı. Mesela 5 defa okusalar 5 sayfa etmiş olur. Zihinlerinde bir şey oluşur. Arzu ederseler sual de tercih edebilirler. Mütahale ediyoruz beraber. Birbirimizden istifade ediyoruz. Salisen, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. İzâ erâdallâhu bi kavmi hayran ebsârahum bi uyûbi enfusihim. Kur'an-ı Hakîm'de Hazreti Yusuf aleyhisselam demiş. وَمَا اُبَرِّئُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَاتٌ بِالسُّٰئِ. Bir hadisi şerif, bir de ayeti kerime. Hadis-i şerifin meali şu, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hak diyor bir kavimden hayır murat ettiği zaman, bir kavimden hayır murat ettiği zaman, o kavmin, o ümmetin, o insanın, da her bir fert için de bunu ifade edebiliriz. Nefsinin ayıplarını kendisine ne yapar? Gösterir. Artık o kişi yani nefsinin ayıplarını görmeye başlar. Nefsinin ayıplarını görmeye başlayan bir insanda kişinin kendisi bilmesi gerekiyor ki Allah ondan hayır umuyor. Çünkü nefsinin ayıplarını gördükçe ne yapacaktır? Eksiklerini, noksanlarını, kusurlarını, günahlarını istiğfar edecektir, tövbe edecektir. Allah'a yakın olacaktır, Allah'a yaklaşacaktır. Hatta şuradan bununla alakalı kısa bir yerde okuyalım. İyice anlaşılsın. 13. Lem'a. İkinci nokta, bu 13. işarette geçiyor. Şöyle bir başlangıç var. Şeytanın mühim bir desisesi. Şimdi hadisi şerifte ne dedi? Cenab-ı Hak, اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمِ, yani bir kavimden hayır murad ettiği zaman, o kavmin nefsinin günahlarını, ayıplarını kavme gösterir. Şeytanın mühim bir desisesi, şeytanın da en önemli vesveselerinden bir tanesi neymiş? Bakın bir vesveseden bahsedecek. İnsana kusurunu itiraf ettirmemektedir. Şeytan bunu yaptırır. İnsana kusurunu itiraf ettirmez. Eksiğini, noksanını, günahını itiraf ettirmez. Yani söyletmez. Bunun tersi ne demektir? Şöyle söyletir, ben kusursuzum. Böyle söyletir. Ta ki devamı nedir? İstiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Asıl sebep bu. Şeytanın bu vesveseyi vermesinin altına yatan sebep, istiğfar ve istiaze yolunu kapamak. İstiaze, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak demek.
Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz ya. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak demek. Peki istiğfar, günahını itiraf edip Allah'tan af dilemek. Yani tevbe etmek. Estağfirullah el-azim, el-kerim. Bir müminin en mühim, en önemli özelliği istiğfardır. İstiğfardır. Tevbe, istiğfar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yani günde 70 defa öyle ifade edilir. Belki kesretten kinayedir, daha çoktur. Cenab-ı Hakk'a iltica ederken istiğfar ediyor. Günahı mı var? Yok. Ama kul olarak kulluğun şiarı istiğfar etmektir. Çünkü tövbe kulu Allah'a yaklaştırır. Allah'a yaklaştırır. Günahlarını itiraf ettikçe affa mazhar olur. Mazhar olur. Veya makamı yükselir. Veya Allah'ın muhabbetini celbeder, muhabbetini kazanır. Allah'ın sevmesini, muhabbetini kazanmanın en önemli yollarından bir tanesi nedir? Tevbe ve istiğfardır. Bizim tevbelerimiz, istiğfarlarımız aslında şeytanla kıyasladığımız zaman şeytanın her bir vesvesesi bize gelen kurşun gibidir. Kurşun gibidir. Bizim her bir istiğfarımız ise o şeytanın kurşununa kaldırmış olduğumuz kalkan. Kalkan olarak kaldırıyoruz. Dolayısıyla kalkan olarak kaldırdığımız zaman o kurşun geri şeytana dönüyor. Şeytanın kendisini yani her bir insan kendi şeytanını öldürmek istiyorsa istiğfarını yapacak. Kalkanını kullanacak. Hem kendisini muhafaza etmiş oluyor, Allah'a sığınmış oluyor, hem de şeytanını öldürmüş oluyor. İşte şeytan kul istiğfarıyla kendisini öldürmesin diye en mühim desisesini, silahını öne sürüyor. Ne diyor? Sen kusursuzsun. Senin hiçbir günahın yok. Sen mükemmelsin. Sen bir tanesin. Bu şekilde kişiye ne yapıyor? Vesvese verdiriyor. Böyle verdirince şeytan da rahat ediyor. Kendisini emniyete almış oluyor. O kişi de evet ben kusursuzum dediği anda artık ondan şeytana bir zarar gelmez. Şeytan orayı emniyete aldı. Yapmaya çalıştığı bu. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip devam ediyor. Ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta taksirattan takdis etsin. Hiçbir kusuru, eksiği, noksanı yok. Kutsi bir varlıksın sen dedirsin. Aslında biz bunun yani hiçbir noksanı olmamakla beraber kutsi olan zat kimdir? Allah'tır. Subhanallah, subhan olan Allah derken, Subhanallah tesbihiyle Allah'ı tesbih ederken biz ne yapıyoruz? Allah'ı takdis ediyoruz. Yani hiçbir eksiği, hiçbir noksanı, hiçbir kusuru olmayan, seni bütün noksanlıklardan takdis ediyorum Allah'ım derken Subhanallah diyoruz. Tam tersi şeytan böyle bir tesbih bizim kendimize kendimizin demesini istiyor. Diyor ki sen kendini takdis et. Sen kendini kutsa. Senin hiçbir eksiğin, kusurun, noksanın yoktur. Bunun diğer adı nedir? Devamı nedir aslında? Sen bir ilahsın ya. Bak buralara kadar geliyor. Geliyor. Şeytan insanı yoldan çıkarmak için, en önemli vesveselerinden bir tanesi kişinin kusurunu itiraf ettirmemektir. Şimdi şurada en sonunda şunu diyor, ben tekrar oraya döneceğim. Nefsini ittiham eden kusurunu görür. Tam tersi nedir? Benim nefsim günahkardır. Benim nefsim her türlü kusurla, her türlü ayıpla aludedir. Nefsimin ayıplarını, kusurlarını görüyorum ve nefsimi bunlarla ittiham ediyorum. Kusurunu itiraf eden. Şimdi biz kusuru kime karşı itiraf ediyoruz? Rabbimize karşı itiraf ediyoruz. Peki başka bir cepheden sorayım. Allah bizim kusurumuzun ne olduğunu bilmiyor mu?
Biz haşa kusuru itiraf etmemekle sanki Cenab-ı Hak'la bir nevi alay mı ediyoruz? Öyle değil ki. İtiraf etmemekle Allah'ın bilmemesini mi sağlamış oluyoruz? Öyle değil ki. Öyle değil ki. Biz Allah bildiği halde kendimiz de kendimizi itiraf ederek kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Yani savcı, hakim işte incelemiş, araştırmış, tetkik etmiş. Senin aslında işlemiş olduğun suçu delilleriyle müdellel, ayan beyan ortaya çıkarmış. Her şeyi biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Almışlar karşına, seni hesaba çekiyorlar. Hesaba çekerken de aslında senden bekledikleri bir şey var. Ya sen de suçunu itiraf et de bari bizim affımıza mazhar ol. Bari bunu yap yani. Yoksa cezaya çarpılacaksın itiraf etmemekle. Yani biz bilmiyoruz manasına gelmiyor. Bu dünya insanlarının nazarında böyleyiz yani. İlmi sonsuz olan Allah'ın nazarından ne gizlenir? Hiçbir şey gizlenmez. Öyleyse geriye kalıyor bizim kulluğumuz. Kulluğumuzun en önemli özelliği de nedir? Eksiğimizi, noksanımızı, kusurumuzu itiraf etmektir. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. Devamı geliyor. İstiğfar eden istiaze eder. Allah'a sığınır. Allah'a dayanır. Bak. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Artık şeytan ona şer iras edemez. Bir şey yaptıramaz. Bak görüyor musun? O kapılar hep kapanır. Çünkü niye? Kalkan her an elinde senin. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıksa, çıkar, itiraf etse affa müstahak olur. Kusurunu gördü, Cenab-ı Hakk'a iltice ediyor. Ya Rabbi beni affet. Tevbe kabul edilir. Bakın duaya cevap verilir. Aynısıyla kabul edilmez. Farklı şekillerde kabul edilir. Ama tevbe aynıyla kabul edilir. İkisi arasındaki fark. Onun için burada ne dedi? Affa müstahak olur. Kur'an-ı Hakim'de Hazreti Yusuf Aleyhisselam demiş: "Ve ma uberri'u nefsi innen nefse la emmaratun bis-su'i illa ma rahime rabbi." Devamı öyle geliyor. Yusuf Aleyhisselam'ı burada bizim nazarımıza verdi. Yusuf Aleyhisselam ben nefsimi tebriğe etmiyorum diyor. Nefsim her türlü kötülükleri, günahları ister. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfiretiyle ben kurtuldum diye ayeti kerimede ifade ediyor. Yusuf Aleyhisselam bunu nerede ifade ediyor? Yusuf Aleyhisselam yani o Mısır'ın sultanı, hükümdarı Yusuf Aleyhisselam'ı hapisten çıkaracağı zaman, gidin onu bana getirin, hapisten çıkarın dediği zaman Yusuf Aleyhisselam geri duruyor. Yani aslında 7 sene önce geri durmamıştı. 7 sene önce yanındaki hapis arkadaşına sen kurtulacaksın rüyasını tabir etmişti. Detayına girmiyorum. Sen çıkınca kurtulacaksın. Saraydaki vazifene geri döneceksin. Saraydaki vazifeni ifa ederken, yaparken sultanın yanında beni de an demişti. Yani benim masum olduğumu, benim günahsız olduğumu, benim böyle bir suçu, bana izafe edilen böyle bir suçu işlemediğimi sultanla anlat ta ki ben de buradan çıkmış olayım. Fakat kader-i ilahi çıkıyor ama Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine söylediği o sözü unutuyor. Tabiri diğerle Allah unutturuyor. Çünkü niye? Bir peygamber Allah'tan gayrı başkasından yardım isteyemez. Allah'tan gaflet edemez. O gaflete ceza olarak Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'ı kaç sene daha hapiste durdurdu? 7 sene. Öncesi kaç sene? 5 sene. Toplam 12 sene. 12 sene. 7 sene sonra Mısır Sultanı bir rüya görür. Rüyasını işte Mısır'ın alimine, ülemasına, rüya tabircilerine tabir ettirir. Ama hiç kimse anlamaz. Edgasu ehlemindir. Karma karışık bir rüyadır. Bundan bir şey çıkmaz, tabire de değmez şeklinde rüyasına muhatap oluyorlar.
Fakat o Yusuf Aleyhisselam'ın hapisten çıkan, sarayda vazife alan arkadaşının o gün, o zaman aklına gelir ki, ya benim hapiste bir arkadaşım vardı, benim rüyamı tabir etti, o tabir doğru çıktı, çıkayım sultana, onun rüya tabir ettiğini söyleyeyim, masum olduğunu da anlatayım, ta ki hem rüyayı tabir etsin hem de hapisten çıksın. Kaç sene sonra? 7 sene sonra. 7 sene sonra işte sultan, gidin diyor, hapisteki o adamı bana getirin, hapisten de çıkarın dediği zaman Yusuf Aleyhisselam hayır diyor. Çıkmıyor. Ve diyor ki sultana, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle, siz diyor gidin diyor, o kadınların halini bir sorun diyor. O elma soyarken parmaklarını kesen kadınlar var. Onlar o parmaklarını kesmelerinin sebebi, hikmeti neydi? Gidin sorun. Sanki onlar suçlu gibi bir şey var. Orada bir yönleniş var. Sultan o kadınlara yönelirken, siz Yusuf'tan ne nem almak istediniz? Neden onun işte şeyine, günahına girdiğiniz şeklinde bir hitapta bulununca, hayır diyorlar, biz ondan hiçbir şey almak istemedik. İşte o süreçte onların içerisinde birisi daha var. Daha sonra Yusuf Aleyhisselam'ın hanımı olur, Züleyha. Ve o itiraf eder. Hayır, Yusuf hiç kimseden hiçbir şey almak istemedi. Tam tersine ben Yusuf'a oyun yaptım diyor. Ondan sonra her şey belirlenince Yusuf Aleyhisselam hapisten çıkar diyor. İşte buna karşı Yusuf Aleyhisselam bu cümleyi, bu sözü ifade ediyor. Yani artık sen temize çıktın. Yani senin bir suçun yok. Ama Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Ben diyor nefsimi tebliğ etmek istemem diyor bununla beraber. Ben nefsimi temize çıkarmak istemem. İstemem. Kimin nefsi? Bir peygamberin nefsi. Hakikaten ciddi bir imtihandan geçmiş. Ve o imtihanı kazanmış. Kazanmış. Ciddi bir imtihandan geçmiş. O imtihanı kazanmış. Ben nefsimi tebliğ etmem. Nefsim hep kötülükleri ister, kötülüklere sevk eder. İnnen nefse la emmaratun bisu'i. Allah'ın rahmeti, mağfireti olmadıkça. Ha, orada bir şey daha belki ifade ediliyor. Yani bazı kitaplarda geçtiği şekliyle, belki Yusuf Aleyhisselam o esnada fiil değil, fiil değil, hissinde, nefsinde belki azıcık bir meyil, işte o nefsi emmarenin mahiyeti var ya, azıcık bir meyil, o meylin karşısında Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli ediyor. Yusuf Aleyhisselam'a bir anda babasının suretini gösteriyor. O şeyden tebliğ edip işte o kapıya doğru kaçıyor. Kaçıyor. Kadının arkasından tutup gömleğini yırtıyor vesaire. Yusuf Aleyhisselam kendisini bu şekilde ifade ediyor. Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. Peygamberler nefsinin ayıplarını görürler. Allah'ın hayır umduğu işte kavimler nefsinin ayıbını görürler. Veliler, büyük zatlar, kamil insanlar nefsinin ayıbını görürler. Bu derste zaten hep onun üzerine gidiyor. Öyleyse sen bahtiyarsın. Fakat bazen olur ki nefsi emmare ya levvameye veya mutmainneye inkılap eder. Fakat silahlarını ve cihazlarını asaba devreder. Şimdi nefsi, nefis terbiye edildiği zaman durmadan bir mertebe kazanır. Bir mertebe, iki mertebe, üç mertebe, hatta tarikatta bu mertebeleri kazanmak noktasında da nedir? Nefis üzerine ciddi yatırımlar yapılır. Nefsin 7 tane mertebesi var. 7 tane mertebesi. En aşağısı nefsi emmare. Yani kötülükleri isteyen nefis. Sonrası nefsi levvame. Levmedilmiş. Levmedilmiş, kötülenmiş. Bir hayır işleyen, bir şerre düşen nefis. Yani iki arada bir derede. Bir üst mertebeye çıkmış yani. Bir üsteme. Hayır işliyor. Allah'a istiğfar ediyor.
tevbe ediyor, pişmanlık gösteriyor, yerilmiş nefis yani. Yani günaha düştüğü zaman günahını itiraf ediyor, ne yapıyor? İstiaze ediyor. Nefsi levvame, nefsi levvame. Bir ilerisi nefsi mülhime, artık nefis terakki ettikçe, yani Cenab-ı Hak'tan ilham alan, ilham üzere nefsi hareket eden bir insandan bahsediyoruz. Nefsi mutmainne, ister itikat dairesinde, ister amel dairesinde tatmine ermiş, itminan derecesine ulaşmış, imanı da itminan derecesine ulaşmış bir nefisten bahsediyoruz. Sonra nefsi raziye, Allah'tan razı olan, nefsi marziye, Allah'ın razı olduğu, yedincisi de nefsi kamiledir. Kamiledir. Şimdi bu mertebelerin hangisinde nefis olursa olsun fark etmiyor. Şimdi burada nefis derken onu da söylemiş olalım. Sadece bir duygu şeklinde olan nefsimiz değil. Nefsimiz değil. İnsanın bütün cihazatıyla, mesela kalbin mutmain derecesi var, aklın mutmain derecesi var. Yani nefis insanın kendisi. Kendisi. Sadece bir duygunun terbiyesinden bahsetmiyoruz. Kamil insan dedik mi, mutmain insan dedik mi, topyekun tamamını anlarız. Dolayısıyla her bir şeyin kemalde olması demek, nefsi kamili o insanın her bir şeyi kemalde demektir. Ama her bir insanın diyelim bir duygusu kemaldedir ama daha başka bir duygusu kemalde olmayabilir. Bir duygusu, bir mesele, bir mevzu itibariyle tatmin olmuş olabilir. Başka bir mesele noktasında tatmin olmayabilir. Olmayabilir. Mesela diyelim bir Müslümana yani aleni bir şekilde, açık bir şekilde domuz eti yedirmek istesin, kimse yemiyor. Ama apaçık humar olduğu belli olan, işte piyangodur, şudur, budur, onlar nasıl oluyor bu iş? Camiye yardım. Yani anlayamıyoruz. Şimdi bak, bir yerde nefsi mutmainne. Nefsi mutmainne. Yani orada aman aman diyor. Hatta bir yabancı ülkeye gittiği zaman soruyor. Bunların içerisinde şu var mı, bu var mı, şöyle var mı, böyle var mı diye inceliyor. İşte diyelim bir yerden bir şey alırken bakıyor, inceliyor. Peki diğerleriyle ilgili? Demek ki bir günahta aşağı mertebede, başka birisinde yukarı mertebede. O zaman mesela takva dediğimiz şey de budur. Yani takva derecesinde olan bir insan derken, mesela namazı takva derecesindedir ama oruçla alakalı sıkıntısı vardır. Veya beş vakit namazdan haberdar değildir. Ama Ramazan geldi mi bir ay orucunu tutar. Ben orucumu tutarım der mesela. İşte orada farklı, burada farklı. Demek ki ibadetler arasında da fark ediyor. Emirler arasında da fark ediyor. Günahlar arasında da fark ediyor. İnsan, yani kompleks yapı olduğundan dolayı ben söylüyorum, her bir duygusunu kemale erdirmesi asıl Kabe-i Kemalat'tır. O insanın kemalatını oradan bahsederiz. Mesela ilimde çok ileri gidebilir ama diyelim başka bir şeyde ileri gitmez. Geri kalır. Yani bu gibi şey, zikirde geridir. Zikirde çok ileridir ama ilimde geridir. Yani bu gibi şeyler, ama asıl odur ki hem zikir, hem fikir, hem şükür, hem ibadet, hem marifet. Değil mi? Mesela sosyal hayat, insanlarla iletişim, diyalog, işte eğitim cephesi, aileyle olan münasebet. Dışarıda çok mükemmel birisi ama evin içerisinde evi mahveden birisi. Böyle de olabilir mi? Demişler, yani bunu yazıyorlar kitaplarda, işte birisi söylemiş, bizim adam demiş, bizim adam elin iyisi, dışarının en iyisi ama evin, affedersiniz, ayısı. Şimdi içeride çok farklı ama dışarıda daha farklı. İnsanlarla olan münasebetlerde maşallah çok kalite, çok güzel, çok iyi ama eve geldiği zaman kök söktürüyor. Farklı şeyler. Demek ki bir şeyler orada eksik gidiyor, noksan gidiyor. Nefsi bu manada, yani iki türlü de, içeride de dışarıda da, o kişi aslında şunu söyleyelim, kendisiyle çelişiyor demektir. Kişiliği oturmamış demektir. Kişilik bozukluğu var demek. Yani dışarının iyisi, evin ayısı olan da kişilik bozukluğu var demektir yani.
Yani psikolojik terapiye ihtiyacı var. İhtiyacı var. Onu söyleyelim. Yani ben onun muhatabı değilim yani. Öyle olanlar bir yerlere gitmesi lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Ama her insan bu 7 mertebeden işte diyelim külli bir şekilde birisinde bulunabilir. Yani diyelim bir boyut mesela diyelim nefsi mutmainne birisinde ön plana çıkabilir yani. Nefsi raziye başka birisinde ön plana çıkabilir. Yani genel itibariyle konuşuyorum bu gibi şeyler olabilir. Hangi mertebe olursa olsun fark etmiyor. Fark etmiyor. Nefis bu mertebelere ulaştıkça artık sıradan yani o küçük dışarıdaki günahlara tevessül etmez. Tevessül etmez. E peki onlara tevessül etmiyor ama bu imtihan devam etmiyor mu? El cevap imtihan devam ediyor. Bu sefer nefis vazifesini nerelere bırakıyor? Asaba, hissiyata. Hissiyata bıraktığı zaman aslında en şiddetli, en ağır imtihan da tekrar orada başlıyor. İşte orada şiddetlendiğinden dolayı işte aşağıda ifade edecek birçok büyük insan nefsinden şikayet etmiş. Nefsinden şikayet etmiş. Zaten büyüklüğün şe'ni, büyüklüğün kaynağı, özelliği, mahiyeti kişinin nefsinden şikayet etmesidir. Nefsinden. Evliyalar nefsinden şikayet etmiş. E peygamberler bak. Yusuf Aleyhisselam'dan niçin misal veriyor? Bir peygamber nefsinden şikayet eder. Ve überriu nefsi. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Benim nefsim kötülükleri ister. Bak şikayet ediyor yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nefsinden şikayet etmiyor mu? Ediyor. Ey diyor, nefsim yedi kudretinde olan Allah'ım diyor. Kudret elinde olan Allah'ım. Nefsim kudret elinde olan Allah'ım diyor. Bir an olsun diyor. Göz açıp kapayıncaya kadar ki bir zaman diliminde dahi beni nefsimle, nefsimi benimle baş başa bırakma. Bu bir şikayet değil midir? Tanımlıyor, bir tarif yapıyor. Üstad Hazretleri, abilere yapmış olduğu şeylerde benim nefsim diyor, 20 erkek kuvvetindedir. Bakın nefsin şiddetinden bahsediyor. Ama zaptu rapt altına almış. Sizde olsaydı helakete giderdiniz. Onu muhafaza edemezdiniz, koruyamazdınız. Orada daha büyük ne yapıyor? Darbeler vuruyor. Onun üzerine daha büyük nedir? Yaptırımlar olması gerekiyor. Uzlet hayatı dediğimiz şey niye var velilerde? Her bir şeyden uzak kalmak, çekinmek, o nefsi terbiye etmektir. Terbiye etmektir. Bakın İktisat Risalesini açın. İktisat Risalesinin en başında bir ayet-i kerime var. Külü veşrebu ve la tusrifu. Yiyiniz, içiniz, ısraf etmeyiniz. İktisat deyince, iktisatlı hareket deyince herkesin aklına gelen ayet budur. Üstad Hazretleri de o ayeti izah ediyor. Ama o ayet yemeden içmeden bahsediyor. İktisadın, o yemenin içmenin de ötesinde nefesten iktisat var, nefisten iktisat var, fikirden iktisat var, zamandan iktisat var, ömürden iktisat var. İktisadın o kadar çok farklı boyutları var ki. Ha. Ayet-i kerimede özellikle yemeden ve içmeden bahsedilmesinin sebebi ayet-i kerime bize o halde diyor ki sen yeme ve içmede iktisat edemezsen diğerlerinin hiçbirisinde yapamazsın. Bunu açık ve net ortaya koyuyor. Yemeye ve içmeye dikkat etmeyen, yani helal haram dengesini muhafaza etmeyen veya onunla ilgili abur cubur şekilde doldurup boşaltan, hissi hevesi, nefsi tatmin noktasında yemeği içmeyi ortaya koyan bir insan ne zamandan, ne mekandan, ne nefisten, ne nefesten, ne fikirden, diğerlerin hiçbirisinden iktisat edemeyecektir. Ondan dolayı bakın büyük zatların hayatında hep yemeden ve içmeden istina vardır, uzak durma vardır. Ta ki nefsi önce onunla gemliyor, onunla tebliğ ediyorlar. Ramazan Risalesi'nde Üstad Hazretleri bir şeyi nazarımıza veriyor değil mi? İnsan diyor, ömrünün belli bir vaktinde mideye tatili eşkal ettirmekle, yani yemeden içmeden uzak tutmakla değil mi? Tatili eşkal, işlerinden tatil ediyorsun. Midenin işi nedir? Yeme içmeyle meşgul olmaktır. O meşguliyetten uzak tutmak, ömrünün belli bir vaktinde. Nedir o vakit? Ramazan ayı, Ramazan ayında tutulan oruç.
ona o şekilde tatili eşkal ettirmekle diyor, işlerinden tatil yaptırmakla diğer duyguların, vücuttaki diğer duyguların hedeflerine ve gayelerine yönlenmesi sağlanıyor. Mesela bu. Ya Cenab-ı Hakk'ın seni yemeden ve içmeden uzaklaştırması nefsin terbiyesidir. Duyguların asıl yapması gereken vazifeleri bir hakkın yerine getirmesi için ondan seni, senin ömrünün, işte yılının bir ayında, bir döneminde bir uzaklaştırma yapıyor. E bunu sen o bir ayda yaparsın, iradenle diğer aylarda da istersen yapabilirsin. Sünnette işte pazartesi, perşembe oruçları var değil mi? Diğer şeyler var vesaire vesaire. Cihazatını asaba devreder. Asap ve damarlar ise o vazifeyi ahir ömre kadar görür. Çünkü imtihan son nefese kadar devam eder. Nefsi emmare çoktan öldüğü halde artık nefsi emmare seviyesinde kalmamıştır. Nefsi mutmainneye kadar belki çıkmıştır. Ama vazife yine devam ediyor. Devam ediyor. Onun asarı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki büyük zatlar, veliler nüfusları mutmainneyken, yani itminan derecesine her şeyleri çıkmışken nefsi emmareden şekva etmişler. Yani nefisten şekva ederken, şikayet ederken onu nefsi emmare olarak görüyor. Benim nefsim ne mutmain, belki makam itibariyle itminan derecesinde. Kaçıncı seviye? Dördüncü seviye mi oluyor? Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne. Dördüncü derece. Dördüncü mertebede. Ama kendisini en aşağıda görüyor. En aşağıda görüyor. Bütün evliyalar, asfiyalar, onların büyüklerinden bahsediyor. Zaten hakikat budur. Böyle olması gerekiyor. Allah da ondan hayır umuyor. Bu önemli. Kalpleri gayet selim ve münevver iken emrazı kalpten vaveyle etmişler. Kalp hastalıklarından şikayet etmişler. Feryadı figanı koparmışlar. İşte bu zatlardaki nefsi emmare değil, belki asaba devredilen nefsi emmarenin vazifesidir. Hissiyata devredilen. Maraz ise kalbi değil, hastalık kalbi değildir. Belki marazı hayalidir. Onlar hayalindeki bir şeyi hakikatte zannedip, Allah'a iltica edip, ondan sığınmış, şikayette bulunmuşlar, tedavisini istemişler. İnşallah aziz kardeşim, size hücum eden nefsiniz ve emrazı kalbiniz değil, kalp hastalığınız değil veya nefsinizin hakikaten kötü olması değil, belki mücahadenin devamı için. İlâ nihayet cihat devam edecek, cehd devam edecek, gayret devam edecek, nefisle olan mücadele devam edecek. Beşeriyet itibariyle asaba intikal eden ve terakkiyat-ı daimiye sebebiyet veren dediğimiz gibi bir halettir. Cenab-ı Hakk'ın işte böyle bir halet-i ruhiyeyi de onlara vermesi, durmadan onların kendilerini zayıf, eksik, noksan, işte pür kuzur, günahkar görüp durmadan Allah'a iltica etmeleri, durmadan istiğfar ve tevbede bulunmaları. Ve şeytanın şerrinden de böyle ne olmuş oluyorlar? Muhafaza olmuş oluyorlar. Demek ki insana düşen vazife bunlar. Bunları hep yaptıkça şeytandan uzak durmuş olacağız. Şerrinden emin olacağız. Allah'a sığınmış tevbemizle de affına mazhar olmuş olacağız. Büyük zatlar yapmış, peygamberler dahi bu şekilde ne yapmışlar? Davranmışlar. Cenab-ı Hak nefsini emmareden diğer mertebelere çıkaranlardan eylesin inşallah.